Eve döndüm. Sizden ayrı kalamayacağıma karar verdim. Dün sen de Nükhet Hanım da bir şey söylediniz bana. Aile olarak hep birlikte yaşayalım. Senin her kararın başımızın üstüne dediniz. O yüzden yalnız gelmedim ben de. Onlar da benim ailem olduğuna göre aile olarak hep birlikte yaşamaya geldik. Hayırlı sabahlar Koranlar. Afiyet bal şeker olsun o. Aklını yolda mı kaybettin sen çocuk? Ne yaptığını sanıyorsun? Yo dede, yani söylediğim gibi işte dedeciğim. Kazım babamlar da artık burada bizimle yaşayacak. Hep beraber ailecek, yan yana, can cana, sımsıkı. Fena mı işte? Sen artık çok ileri gittin. Yüz verdikçe astarın istiyorsun Ferit. Kes saçmalamayı. Saçmalık olan nedir olan? He? Sen ne diyorsun ya? Sen bir bağa dön önce bağa. Bizim bu yalıya gelmemiz mi saçma? Yoksa sizin bu çocuğu bir kalemde silip atmanız mı o? Kim kimi silip atmış? Bilip bilmeden lafa karışma Kazım. Zararlı çıkarsın sonra. Aa, ben diyeceğimi dedim. Ben kızıma da damadıma da kış dedirtmem. Onların arkasında ben varım ha. Kimsin sen be? Kimsin sen? Ben kimim bileyim mi Orhan? Ben her vakitte o çocuğun yanında olan, arkasında olan, senden daha fazla ona babalık yapan. Ben onun Kazım papasıyım ha. Kes artık. Saçmalıklarına daha fazla katlanamam. Hadi git. Nereden geldiysen hadi git. Orhan kes sesini. Ben varım burada. Hah Orhan. Böyüğünün lafını dinle. Otur yerine. Bir de unutma ha. Kazım değil. Kazım adicin. Siz öyle hepiniz Kazım adicinsiniz. Tamam mı? İçinizden ezberleyin. Kazım ağa diye tekrar edin, tekrar edin. Hazır olan varsa sesi duymak istiyor. Sen be! Kesin şu kepazeni. Kesilecek bir şey yok ki dede. Neden kesiyoruz? Ferit. Siz benim şaka yaptığımı falan düşünüyorsunuz ama ben gayet ciddiyim. Nasıl Nükhet Hanım'la Kaya bir sabah ansızın kahvaltı soframıza damladılarsa ve biz ailecek maalesef hiçbir şey diyemedik buna. Şimdi Kazım babamlar burada. Onlar da benim ailem. Yani sizin aileniz. Ne var bunda? Çok iyi ya. Senin şu damarlarında kan değil kin akıyor biliyor musun? Yo. Gayet kan akıyor benim damarlarımda. Görmek ister misin? Ama böyle seninki gibi değil benim damarımda akan kan. Daha gerçek, daha asil bir kan. Seninki ne bileyim. Oğlum bana bak. Kaya sakin. Ben sana bakıyorum ama sen yine anneciğinin elini tutuverdin hemen. Ferit, kes sesini. Dede ben bir şey yapmıyorum farkındasın değil mi? Ben sadece yapmam gereken şeyi yaptım. Sıra sende.
Demek yapman gereken buydu Ferit Efendi. Kısasa kısas diyorsun yani, öyle mi? Herkes biraz sakin olabilir mi lütfen? Ferit haklı aslında. Ne karar verirse, yalıya dönmek için ne isterse kabul edeceğiz dedik. Ne diyorsun sen Nüket? Bunu kabul mü edelim yani? Ya yeter ya, yeter. Lafını dartıp da konuşan kalmamış burada belli. İstenmediğimiz yerde durucu değiliz. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Hatuç Hanım, lütfen. Sizi ben çağırdım buraya. Dede. Ya onlar da burada yaşar. Ya da Nüket ve Kaya buradan gider. Madem kararına saygı gösterip benim burada onlarla yaşamamı istiyorsun, o zaman sen de benim kararıma saygı gösterip onlarla beraber hep birlikte burada yaşamayı kabul edeceksin. Karar senin. Bu kadar. Sen çok ileri gittin bu sefer Kazım. Çok ileri gittin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Aa, babanın yanında susup oturuyordun. Ha? Şimdi beni tehdit mi ettin? Bana mı efelendin sen? Bir dakika, bir dakika. Haddinizi aşmayın. Gösteriniz bittiyse kapı şu tarafta. Ne gösterisi ya? Neyden bahsediyorsun sen? Siz beni anlamadınız herhalde. Anladık Ferit'ciğim. Haklısın. Kazım Beyler misafirimiz. İstediğiniz yere buyurun lütfen. Ne? Pes. Ağamın kararının üstüne böyle diyorsunuz yani, öyle mi? Bravo. Nereden bildiniz kararın ne olduğunu İfakat Hanım ha? Ben okey dediğini ya da no dediğini duymadım. Daha henüz karar verilmemiş. Nüket Hanım boşlukları dolduruyor o kadar. İyice çocuk oyuncağına döndürdünüz. Ne haliniz varsa görün be. Öf! Ha, oyuncak ha. Oyun oynayık ha. Ama bu başka oyun, evcilik oyunu. Koranlar, evcilik. Nüket Hanım, size de bir şey söyleyeyim. Allah'ın izniyle evvelallah biz burada kalacağız. Misafir olan sizsiniz, bilesin. Ben bir Halis Bey'e bakayım. Kayacığım. Hele bak ya, çil yavrusu gibi dağıldılar arkadaş ya. Koranlar, daha çok çekiciniz var bizden. Ay. Bravo Ferit. Çok iyi oldu gerçekten, bravo. Ne oldu ya Seyran? Tamam, bir şey yok bak. Dakika bir, gol bir başladın yine. Yukarı çıkıyorum ben. Görüşürüz. Ya Rabbi. Sen zaten sus. Hiçbir şey yapma. Sen öyle mal gibi otur orada ya. Ya ben ne yaptım ki şimdi? Problem de bu ha.
Esma Hanım, sorun da bu. Hiçbir şey yapmayın, etmeyin. Her şeyi ben edeyim. Sen hiçbir şey yapmayın. Öyle orada otur ya. Ya bir sus Kazım. Ya bir sus, bir sus. Ne olacak Kazım, ha? Böyle didişe didişe bunlarla birlikte mi oturacağız? Baba, ya Ferit'in lafını dinleyip gelmese miydik, eve mi dönsek ha? Yok. Yok. Ölmek vardır. Ama dönmek yoktur ha. Bu savaşın galibi biz olacağız. O Allah'ın dingilizlerine pabuç bırakmam ha ben. Canlar, dikkat. Yeni evinize hoş geldiniz. Blessings. Oh be, canım odam, özlemişim ya. Dedim değil mi sana Ferit? Ne dedin? Dedim ya, yani ortalık daha da karışacak dedim ben sana. Ya bir kere de beni dinlesen ölürsün ya. Of. Ya ne karıştı ya Seyran? Aa, Allah Allah. Bak bağladın yine dramaya. Drama queen'im benim. Şşş, bir relax ya, relax. Sakinle artık. Ferit ya, of, haksız mıyım Allah aşkına? Yani... Ya... Zaten aşağıdaki herkes bana tepkiliydi. Babamın da gelişiyle tuz biber ekecek diyorum sana işte. Niye anlamak istemiyorsun beni? Oo. Seyran, vallahi sen de hiçbir şeyden mutlu olmuyorsun yani. Babanın evindeyiz, oradan mutlu değilsin. Buraya geliyoruz, buradan mutlu değilsin. Ne yapacağız biz seninle böyle? Haksız mıyım Ferit mutsuz olmakta Allah aşkına ya? Ya babamı pimi çekilmiş bomba gibi saldın sizinkilerin yanına. Haksız mıyım mutsuz olmakta, gergin olmakta? Allah aşkına sen söyle. Senin kocan Ferit Korhan. Bunun farkındasın değil mi? Bak ben bir şey diyeceğim. Bana bak. Onun farkına var. Ve bir sal artık ya. Bunun konforunu yaşa ya. Hı? Ferit'ciğim ben her şeyin farkındayım zaten. Merak etme. Neyin farkındasın bakayım sen? Ha? Anlat bakayım. Aşkım benim. Sen ölümden döndün. Biz gerginlik görmüyormuşsun. Biz gerginlik içerisindeyiz. Evlendiğimiz günden beri sürekli gerginiz Ferit. Ne bileyim yani... Tatile bile çıkamadık mesela. Ağız tadıyla bir tatil bile yapamadık. Hadi tatil de geçtim. İnsanlar evlendikten sonra ne yapar? Yani aslında biz yapılması gereken her şeyi yaptık. Neyi atladık? Bir balayına bile gitmedik Ferit. Farkında mısın? Hı? Ben bir kafamı dağıtmak istiyorum. Sen de kafanı dağıtmak istiyorsun. Oh benim güzel karım. Bebeğim benim. Benim bebeğim tatil mi istiyormuş? Balayı mı istiyormuş bakayım? Hı, ne bileyim şöyle bir... Deniz falan. Hı? Gidelim. Deniz. Hı. Deniz var şurada. Terasta çık bir hava al bir şey. Ya Ferit onu mu diyorum ya? Yani güneye gidelim böyle deniz tatili yapalım diyorum. Güney? Evet. Seyran ya. Ne? Ne deniz ya? Sen yüzme biliyor musun bakayım? Bir soru sordum sana. Yüzme biliyor musun sen? Ne yapacaksın Allah aşkına? Ayaklarını böyle piçi 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 yapıp... Ha? Mangal mı yapacaksın Seyran denizin ortasında? Komiksin gerçekten ya. Ben kime neyi anlatıyorsam. Tamam Ferit'ciğim, senin dediğin gibi olsun. Bütün gün burada böyle oturup sabahtan akşama kadar kavga ede ede yaşayalım, olur mu? No Seyran'cığım. Bundan sonra artık kavga etmek yok. Bugünden sonra hayatımızdan kavgayı çıkardık, okey? Nasıl yani, o ne demek? E kızım, Kazım babayı saldık sürüye. Siyah bir kurt gibi herkesin inine girecek. Herkesle uğraşmaktan bizle kavga edecek vakit bile kalmayacak. Anladın sen. Ha, anladım. Ha, anladım Ferit'ciğim. Hayır, anlamadım Ferit'ciğim. Asıl sen beni anlıyor musun? Ha? Ya ben... Ya babamdan kaçmaya çalıştıkça sen o adamı hayatımızın içine sokuyorsun Ferit. Kızım ya, hiçbir şeyi beğenmiyorsun sen de Seyran ya. Nesi var ki Kazım babanın? Nesi varmış diyor ya. Seyran, baban artık bak gül gibi oldu. Görmüyor musun ya? Allah aşkına yani o olmasa biz evlenebilir miydik? Ha? Soruyorum ya sana, herkesi karşısına alıp adam anasını ağlattı milletin yani. Yapmadın mı bunları?
Babam bugün böyle Ferit. Ya yarın? Hı? Eskisi gibi olmayacağını nereden biliyorsun Ferit? Ya babamı en iyi ben tanıyorum. Seyran bak. Şunu kafana sok ki rahatlayabilir artık. Kazım baba senin kılına zarar versin. Karşısında beni bulur. Anladın mı? Gerilme o yüzden. Rahatla. Hiçbir şey olmaz bundan sonra. Asla, asla kötü bir şey yapmasına izin vermem sana. Gel. Girebilir miyim? Gel Nükhet, gel. Gel. Çok büyük hata ettik. Oğlan bizi oyuna getirdi, bilerek yapıyor. Aklınca pes ettirecek beni. Hı, güzel. Demek ki aynı şeyi düşünmüşüz. Ferit gerçekten Kazım Beylerle yaşamak istediğinden değil, bizi denemek için yapıyor. Eğer bizi sinir etmek için yapıyorsa, biz bir tepki vermezsek oyunu işlemez, öyle değil mi? Nasıl yani? Bunca şeyden sonra susalım mı diyorsun? Evet, tam olarak öyle diyorum. Biz Kazım Beyleri en iyi şekilde ağırlayalım, suları bulandırmayalım. Affedersiniz Nükhet Hanım ama siz Kazım Bey'i tanımadığınız için böyle söylüyorsunuz. Bu adamla aynı havayı solumak bile ağam için zulümdür. Ben neyi niçin dediğimi gayet iyi biliyorum Latif Bey. Siz merak etmeyin. Ağam şirketten arıyorlar. Alo. Ne oldu söyle. Bugün mü? Hay Allah. Tamam. Haber bekleyin benden. Önemli bir konu mu? Kaldınız öyle. Biz nelerle uğraşıyoruz? İşi gücü gören yok. Ben sana bahsetmiştim ya, Marmaris'in en güzel otelinde bir mağaza açacağız diye. Gidip şimdi o mağazaya bakılması lazım ama öyle olur olmaz birini de gönderemem ki. Adamlar orada karşılayacak, edecek. Aileden birini göndermem lazım ki işi ciddiye aldığımızı anlasınlar. Ama nerede? Orhan işi gücü bıraktı zaten. Evin hali ortada. Ferit'ten artık hiç fayda yok. Of. Kaya! Nükhet, Kaya'yı gönderelim o mağazaya bakması için. Ha ne dersin? Ferit de belki kendine biraz çeki düzen verir ha? Kaya'yı gönderelim ama yalnız değil. Şey diyeceğim. Ne o Ferit? Bir şey deme ne olur. Bak kafamı dağıtmam lazım benim. Kaç bakalım sen, kaç. Güzel karım benim. Günün sonunda kocam haklıymış diyeceksin. Bunları yapıyorsun ama bütün sorunları nasıl da müthiş zekasıyla çözeceksin. Ay, kaçmıyorum ki Ferit. Oturuyorum, kitap okuyorum. Senin okuman gereken şey burada. Neymiş o? Sorunları çözme sanatı. Yazan ve yöneten Ferit Korhan. Nasıl? Ha ha ha. Çok komik Ferit'ciğim. Allah aşkına işin gücün yok mu senin Ferit ya? Bir şeyle ilgilen, bir şey yap. Ne olur hadi. Benim senden başka ne işim olabilir ki? Ha Seyran? Of. Şu güzelliğe bak. Güneş de vurmuş tenine güzel güzel. Ne yapsam ya ben? Ben seninle biraz ilgilensem mi acaba? Ne yapsam? Küçük beyim. Ha. Ağam sizi salona çağırır. Acil konuşmak ister. Bildiğini Latif Keşin. Hadi bakalım müthiş zeka Ferit Korhan. Göreceğiz bakalım senin şimdi müthiş zekanı. Allah'ım kesin var ya hepimizi kovacak evden. Geliyoruz Latif Efendi.
Aa, siz de geçseydiniz ya sofraya. Sofranın sahibi bırakıp gitmiş, biz kendi kendimizi mi buyur edeceğiz? Halis Bey gelecek şimdi, konuşacakları var. Ne yok olanlar? Ha? Kahvaltı yapmaya mı geldiniz? E tabii, kahvaltım mühim. Yalnız bir şey diyeceğim. Bal kaymak kalmamış. Her şeyden bir kadın koymuşsunuz ya. He? Vallahi pintilik. Hayır anlamayayım. Bütün Koranlar periz diyetine mi girdi? Ne oldu yani? Sözümü kesmeden dinleyin beni. Çok acı şeyler yaşadık. Maalesef hala da yaşamaya devam ediyoruz. Lakin şimdi neredeyiz? Aynı çatı altındayız. Kol kırılır, yen içinde kalır. Aile içinde olanlar da burada kalır. Şimdi bize yakıştığı gibi, Korhanlara yakıştığı gibi omuz omuza verme vaktidir. Ferit benim de ailenin de kıymetlisidir. Onun aile dediği, sevdiği bizim baş köşemizde yerini alır. Madem Kazımların bu evde olmasını istiyorsun evlat, o vakit hoş gelmişler. Hoş gördük ha. Hoş gördük. Nüket, sizi rahat ettirmek için elinden geleni yapacak. Tabii evin diğer bireyleriyle birlikte. Şimdi gelelim diğer meselemize. Yeni bir mağaza açıyoruz Allah'ın izniyle. Marmaris'te lüks, İyi bir otelde. Hemen gidip görülmesi gerekiyor. Benim haberim yok böyle bir şeyden. Ne gerek vardı ki Orhan? Sen motorunla gezmelerine devam ederken bir de mağazayı mı düşünecektin? Seni rahatsız etmek istemedim. Neyse, Kaya ile Ferit gidecekler. Ne? Çocuklar kendi kendilerine karar veremezler baba. Senden daha doğru karar vereceklerine inanıyorum. Peki. Dede, pardon yani sen ne dersen ben tek başıma yapmaya okeyim de Kaya ne alaka, o ne anlar bizden, bizim işimizden, ne bilecek o? Bu konuda bilmesi gerektiği kadarını biliyor, merak etme. Anlamadığı yerlerde de sen yardım edersin. Hep beraber gençler gidin diyorum. Hı? İyi gelir hepinize. Dede kusura bakma, ben
Ben bu uyuzla hiçbir yere gidemem maalesef. Ben de senin için bana kendini ispat etmen için bir fırsat olur diye düşünmüştüm bunu. Büyüdüğünü, işleri devralabileceğini, sorumluluk sahibi olabileceğinin bir kanıtı olur sanmıştım bu seyahati. Ama beni şaşırtmadın. Her neyse, Kaya, ben sana detayları anlatacağım. Orada zaten seni fevkalade ağırlayacaklar. Güzel güzel gidersin, tatilini yaparsın, kafanı dinlersin. Sonra hayırlısıyla mağazamızı da seçer, gelirsin. Peki dedeciğim. Yok yok dede, tamam. Yok tamam, bu şimdi eline yüzüne bulaştırır her şeyi. Olmaz öyle. Ben de gideceğim. Gideceğiz. Yani hep beraber. Değil mi Ferit'ciğim? Aynen. Evet Seyran'cığım. Ablan da gelir, Asuman da. Gençler hep beraber güzel bir tatil yaparsınız. Tabii Kazım Bey için uygunsa. Uygunur ya. He. Uygunur, geçsinler ha. Geçsinler, gençtir bunlar, geçsinler biraz. Biz de burada oturup kafayı dinleyelim ya. He? Tamam, o zaman biz hazırlanmaya çıkalım izninizle. Değil mi kocacığım? Hadi gel. Aynen kardeşim. Ablacığım. Anne, müsaaden olursa ben de odaya geçeceğim. Vay 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 be Seyran. Vallahi başka bir şey dileseymişsin olurmuş ya. Helal olsun. Ne yapıyorsun be? Ne oldu yine ya? Ya şimdi biz hep beraber gidiyoruz ya. Hı. Babam burada sizinkilerle baş başa kalacak. Ya ben çok korkuyorum babam saçma sapan bir şey yapacak yine diye. Gerçekten inanılmaz bir şeysin sen Seyran ya. Daha 2 dakika oldu, 2-2. Şuradaydın az önce, balayına gitmek istiyorum, deniz istiyorum, kum istiyorum diyen sen değil miydin? Ne oldu ya? Ferit hala, tabii ki hala çok istiyorum ama babam işte Ferit. Tamam o zaman Seyran, gitmeyelim. Kaya tek başına gitsin o zaman. Ya Ferit ben onu mu demek istiyorum? Ne diyorsun? Vallahi anlamıyorum ben senin ne dediğini. Ah Seyran ya, ya ne yapıyorsun, ediyorsun yine böyle... Kötü olacaklar listesini yapıveriyorsun yani bir şekilde. Anlamıyorum seni. Yani bir günlüğüne olsun bırak şu drama queenliğini de şu Marmaris'in tadını çıkaralım ya. Of. Oflama. Yok of mu? İçim daralıyor ya. Aa hadi gel şu valizleri hazırlayacağız. Tamam sen aç. Seyran. Dedeme bak. Aklımca benle o süslü torunu kaynaştırmaya çalışıyor. Ben yer miyim bunları? Tabii ki yemem. Görürsün bak. Hep beraber gitmemiz iyi oluyor bir yandan. O süslüyü bir bırakalım da orada tek başına görsün. Ferit çok ayıp ya. Daha gitmeden böyle şeyler söylüyorsun. Seyran bak Marmaris'te o çocuğun avukatlığını yapıp böyle savunmayı... ...ya da onun hakkında iyi şeyler söylemeni falan istemiyorum. Bak baştan haberin olsun yani. Niye Ferit'ciğim? Neden o çocuk hakkında iyi bir şey söylemiyormuşum? Hani kıskanmıyordun sen bu çocuğu? Ya kıskanmakla ne alakası var? Konu yine nereye getirdin ya? Gerçekten anlamıyorum. Çocuk haklıysa haklı olduğu bir durumda niye iyi bir şey söylemeyecekmişim? Ya anlamıyorsan anlama o zaman Seyran. Anlamakla da uğraşma. Benim bir bildiğim var. Ben bir bildiğim var onu yapıyorum. Bana bırak. Olur mu Seyran? Hem ayrıca yani anlamıyorum yani senin bu çocukla muhabbet etme aşkın nereden geliyor? Anlamıyorum ya. Ay Ferit çocukla konuşma aşkım yok. İnsanız ya hani biz. Konuşa konuşa anlaşıyoruz ya. Olma o zaman insan falan ya. Olma istemiyorum ya. Delilendiriyorsun vallahi beni ha. İnanılmaz bir çocuksun gerçekten. Yükseltiyorsun beni ya. Ne yapıyorsun? Bavulumu hazırlıyorum işte. Bavulunu hazırlıyorsun? Evet. Böyle mi hazırlıyorsun bavulunu? O ne demek? Nasıl hazırlıyorsun tam olarak şu an bavulunu mesela? Niye oturuyorsun şu an Ferit'ciğim? Seyran'cığım biz neden evlendik? Bu soruyu çok merak ediyorum mesela. Neden evlendik biz? Sen benim karımsın. Böyle işleri yaparsın yani bunlarda. Ne var ki
Gideriz Marmaris'e, bunları valizden çıkarırsın, asarsın. Hmm. Öyle mi diyorsun? Evet, tabii. Öyle diyorsun yani. Öyle, benim de kendi görevlerim var, senin de kendi görevlerin var. Aziyet, uşak tut kendine. Allah Allah. Feritciğim. Bak şimdi şurada bir tane tuş var, görüyorsun değil mi? O tuşa basıyorsun, tamam mı? Bastıktan sonra birilerini çağırıyorsun. Geliyorlar, hazırlıyorlar bavulunu. Nasıl fikir? Kötü fikir. Hem de çok kötü fikir, biliyor musun? Ne istiyorsun sen Seyran ha? Nasıl eş mi desinler senin için buraya geldiklerinde? Sultanın dedikodusu mu olmak istiyorsun sen? Ferit! Az tişört almışsın ayrıca. Bir 10-20 tane daha al istersen Ferit'ciğim. Bu ne ya? İnsan birazcık iç çamaşırı koyar şu bavula değil mi? E alıverseydin işte Seyran şurada. Şurada iç çamaşırları ne olacaktı yani? Ha. Ay ay. Burada al bak. Hem bana diyorsun, ne bunlar? Sen ne almışsın öyle? Onlar ne aldıkların? Ya ben kadınım. Kadın olduğum için. İşte kadın olduğum için bu kadar çok şey alıyorum. Hiç anlamadım ya. Şaşırmadım. Şunu al da gece üşürüz filan belki. Koy içine onu. Elimde kalacaksın yemin ederim bir gün ya. Vallahi bak. Ay amma uzattın ya. Amma uzattın. Alt tarafı bir valiz hazırlayadık ya. Var ya etmediğin laf kalmadı be. Üslupta sorun var Ferit'ciğim. Rica etseydim bundan hiçbiri olmazdı. İki tane mi getirdin iç çamaşırı kendine? Ne? İki tane mi getirdin? Gel. Hanımım, beni çağırtmışsınız. Seyranlar bugün Marmaris'e gidiyor. Yani akşam evde olmayacaklar. İlaç? Ya, ilaç. Ben sana demedim mi onu her gün düzenli olarak vereceksin diye? Ya tatilde hamile kalırsa? Ay, Allah korusun. Tamam, ben şimdi hazırlarım. Onlar gitmeden bir şekilde içmesini sağlarım. Eve döndüler diye sevindik. Şimdi bir de Marmaris çıktı başımıza. Merak etmeyin hanımım. Ben hemen hallederim. İzninizle. Abidin. Abidin. Ya yeter. Gerçekten yeter. Niye yüzüme bile bakmıyorsun günlerdir? Ne yaptığının farkında mısın ya? Ben mi yaptım? Ben ne yaptım da olmadı ya? Ne yaptım da yetmedi? Sen söyle Suna. Olanları bilmiyormuşsun gibi konuşma. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Sor o zaman. Anlamıyorum. Bildiğim tek bir şey var. Benim içimde bir şeylerin başlaması hayaldi. Ama başladı. Ama o hayal yıkılırsa geçmiş olsun. Ben ilk kez birini böyle sevdim. İlk kez böyle hissettim. Ya da hissetmiştim diyeyim. Daha doğrudur belki. Benim hayallerim. Ben de ilk kez böyle hissettim. Ama böyle kaçarak olmaz. Olmaz ya, konuşmamız lazım. Oturup konuşmamız lazım. Çantanızı alayım. Ne çantası ya? Çantanızı rica edebilir miyim? Al. Nedir gençler? Tek arabayla mı gidiyoruz? Aynen öyle. Bundan sonra tek araba, tek şoför. Yeni talimatlar böyle. Ha, peki nasıl sığacakmışız biz yeni talimatlara göre? Ha, onu da söylediler mi? Orasını ben bilmem. Peki, artist. Limonata getirdim size. Yol uzun, serinletir. Almayayım ben, teşekkürler. Ama Şefika abla elleriyle yaptı. Tazecik limonlardan. İçeyim o zaman. Şefik Hanım yaptıysa. Çok güzel olmuş, Şefik Hanım'a söylersiniz. Ellerine sağlık. Evet, ellerine sağlık söyleyin. Afiyet olsun. Almayayım, teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Ya haydi haydi limonata zamanım hadi. Şimdi peki biz ne yapacağız? Nasıl sıcacağız? Seyran. Sen gel benim kucağıma otur. Ferit saçmalama istersen. Ne var be? Mis gibi kucağım var işte gel. Ay Ferit. Kızlar isterseniz siz atlayın ben bagaja atlar gelirim. Olur mu canım öyle şey saçmalama. Olur canım ne olacak? Hadi. Şişt, şişt. Süslü bana bak. İlk defa kendine yakışan yeri buldun ha. Helal. Oluyor demek ki her şey bu hayatta. Ay. İyi tatiller. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi Asuman sen hep böyle yavaş mıydın ya? Aşk olsun Ferit'ciğim biniyorum. Hadi bin. Hadi. Ay. Baldız, var bizim de bir numaramız. Sen de hayatı yeni yaşıyorsun ha. Nasıl? Bir saatlik yok. Ne gerek vardı ki böyle bir şey? Sen tarifeli uçuşla git. Ne dersin? Atalım seni şuradaki uçaklardan birine. Olur mu? Hem zaten otelin yerini biliyorsun Kaya kardeş. Öyle yapalım biz. Ay bari buradan başlamayın ne olur ya. Bakın. Çok tatlı bir jetimiz var. Hadi gidip tadını çıkartalım. Hadi evet evet hadi. Artist ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Mis gibi yemekler aldırdım biliyor musunuz? Ferit Korhan durdu durdu yine yaptı şovunu. Bak açık ayranlar, dönerler, fıstıklı baklavalar falan her şey var ya. Hiç acımayacağız. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Şu uçaktan nasıl indik şimdi nasıl biniyoruz? Şöyle işte Seyran ya. Bak sen şu şükür momentlarını biraz daha artırsan biz seninle var ya çok başka bir şey oluruz. Aşırı tatlı oluruz yani. Bence sen bunu bana değil kendine söyle Ferit'ciğim. Ne bu çanta ya? Sağ olasın, teşekkürler. Kızım bir bak hele bak bak. Bunun adı neydi bunun ya? Dicle ağam. Ha Dicle. Kızım bu böyle mi servis edilir? Bunun yanına bir lokum, bir çikolat, bir şey yani. Bir de bu pembe. Barbie miyim kız ben? Bak akşama aynısını istemem. Yoksa seni de karar listeye alırım. Haberin ola ha. Getirelim Dicle'ciğim. Hemen efendim. Ya yok 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 geçti canım. Onu demeden getiriciydi ha. Bin dönüm arazide. Onu gelene kadar bu soğur ya. Nereye? Daha fazla çekemeyeceğim. Ya bayanlar. Siz bu erkeklere ne yediniz ya? He? Açı ilerleme. Biz ne yapıyoruz? Pardon. Yani Koranları diyeyim. Hepsi kaçıyor ya. He? Ferit zaten önden gitti. Bak Gülgün Hanım. Bu Orhan'ın gözü gözler. Hiç iyi bakmıyor. Mental olarak bitmiş bu adam. Aa öbür gün yarın gider bu. Vallahi gider benden sağa söylemezsin.
Aa da zaten tenezzül edip yanımıza oturmayın. Kız, vallahi billahi erkek kaçıran gibisiniz ha. Nasıl olduysa biz sizi kaçıramadık. Değil mi Fakat Hanım? Ben de Korhan kaçıran gibiyim ha. Korhanlar beni görünce hepsi teker teker kaçıyor. Korhan kaçıran nasıl? Esma Hanım, şimdi odalarınızı hazırlatacağım. Hattuç Hanım'la Suna kalacak şekilde organize ediyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, yok. Yani uygundur bizim için de sağ olasınız. Peki, hemen dönerim. Bak hele bak bak. Aa göz var ha, göz. Acaba bu Nükhet Hanım kaç vakte kadar gider? Yetmez o. Pek gidecek gibi durmuyor. Yetmez bu kadına. Yetmez, göz var ha. Bu kadar göz var ha. Kız, sen demedin mi? Vallahi Korhan kaçıranım ha. Yemin edeyim Korhanların hepsi benden kaçıyor bak. Koca yer bize kaldı ha. Ya arkamızı da denize dönük. Ulan gemi mi çarpıcı arkamızda? Of be. Şu hale bak, şu hale bak. Arkasını döndürüyorlar bize. Gelin hele, gel, gel. La Carlos! La gel hele, gel bir resmimizi çek. Arkadaşla gideceğiz. Hazır mısın? Ferit! Nasıl yani? Helikopterle mi gideceğiz? Baldızcığım. Ferit Korhan'la tatile çıkarsan böyle çıkarsın işte. Alış bunlara, alış. Merhaba Ferit Bey, hoş geldiniz. Sizi tekrar görmek ne güzel. Güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Teşekkür ederiz. Oh, oh, oh. Ne kadar güzel dilekler bunlar Erhan Bey. Sağ olun. Bravo size, bravo. Teşekkürler. Pardon, ne kadar sürecek acaba yolculuk? Efendim 25 dakika sonra otele inmiş olacağız. Şahane Seyran, bir şey söyleyeceğim. Ben biraz tırstım, bir şey olmaz değil mi? Ablacığım bak gözünü seveyim belli etme, tamam mı? Eğer Ferit görürse böyle saçma sapan hareketler yapar. Duamızı edip gideceğiz inşallah. Bak şu an ne yapıyor mesela? Ne yapıyor? Gençler, ben kullanacağım ha bu arada. Sakin olun, stres yapmayın tamam mı? Şaka. Şaka ya şaka. Geç dedi geç. Abla ya. Güldüğüm iyi oldu bilmeden. Çok iyi geldi. Heyecanımı aldı. Geç. Geç kız. Bir rahatladım ya. Yani. Bak 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 nasıl da yürüyor. Maşallah sana maşallah. Ya Rabbim sen büyüksün. Erhan Bey size de veriyorum artık. Hadi kolay gelsin. Kumarlar bizde. Sağ olun. Asma. Şu kemerimi takar mısın? Ya insan böyle fazla oksijenden mayışı ya, uyumak istiyor. Bunların bir gemisi vardı, nereye gitti ya? Bak, şu Halis Ağa'nın oda şurada değil mi?
Şimdi bak bak, yaşlı kurta bak, yaşlı kurta. En güzel odayı kendine almış ha. Bak, onu böyle hizap ederler. Oradan böyle burayı böyle yukarıyı, tepeyi kapatıcın, burada uyucun. İnsan burada maişi ya. Vallahi hemen ısı geliyor ama tabii güneş etkiler ha. Kız, alışın ha. Artık rahat rahat her gün bu manzaraya uyanacak kız. Sen bizi nasıl bir işin içine soktun Kazım, ha? Çocuklar da gittiler. Bak ben sana diyeyim, sessiz atın çiftesi pek olur. Sen Halis Ağa'nın sessizliğine bakma, bakıp da gevşeme hemen. Tabii ya. Ya sen niye Halis Ağa'yı dert edeyim, ben onu anlamayayım ha. Adam başımın üstünde yeriniz var demedi mi kardeşim? Dedi. Ya ağam, öyle değiller ama görmeyin mi? Gözümüzü oyucularmış gibi bakıyorlar. Kim kimin gözünü oyucumuş ya? Sen ne dedin ya? Şanlılar, dikkat. Karşınızda kim var? Kazım Şanlı var. Kimin gözünü oyabilirler ha? Kız, adamı boğarım ha ben. Boğarım. Odalarınız hazır. Dilerseniz yerleşebilirsiniz. Gidek. Vallahi uykum geldi. Şöyle denize karşı odamda bir yatayım, bir saat kestireyim ben ya. Hatice Hanım, ağam sizi odasına davet etti. Ne demek odasına davet etti? Ne demek ya? Latif Bey. Gelsin burada ne diyeceğiz desin. Ne demek odaya davet etti, ne demek ya? Ya Kazım, gidip bakalım ne diyeceğimiş Halis Ağa. Ya ne diyeceğiz diyeceği. Gelsin burada desin ha. Erkek adamdır. Ben seni odasına nasıl gönderebilirim bir erkeğin odasına ya? Apır sapır konuşma Kazım. Biz ne diyeceğiz odalarda? Ya bak neleri konuşturayım bana. Tövbe. Gel buraya. Kız nereye gidiyor? Bak gidiyor ya. Kız nereye? Hala. Gel. Hoş geldin Hatice. Buyur otur. Hoş buldum demek adetten olmuş. Yoksa hiç hoş görmedik. Sen kızgın mısın bana ha? Sabah bizi kovmaktan beter ettin. Seninle ne ilgisi var bunların Hatice? Kazım'la meselemiz. Bugün bir tek şeye güldü yüzüm. O da senin de bu eve gelmiş olma. Ya hayat nelere kadir değil mi Halis Ağa? Kim derdi ki sen, ben... Senin beni uğruna kahrettiğin kadının kızıyla, torunuyla aynı çatı altında yaşayacağız. Yapma Hatice. O vakitleri en iyi sen biliyorsun. Ben seni incitecek bir şey yapmak ister miydim? Yapmadın mı? Beni bırakıp o kadına gitmedin mi? Hatice. Sen benim hep en kıymetlimdin. Ömürler geçti, devirler kapandı. Ama Halis'in yüreğinde Hatice sayfası hep açık kaldı. Kazım'a susuyorsam bunun sebebi sensin. Ben de bütün olanlara rağmen burada oluyorsam sanma ki sebebi sensin. Ben yeğenimin mutluluğu için buradayım. O çocukların ayrılmasını istemediğim için. Huzurlarının bozulmasını istemediğim için. Artık ben de torunlarımı kucaklamak istediğim için. Gençliğimde benim kolum kanadım öyle bir kırıldı ki. Kapattım gönlümü sevdalara. Ama bir şeyi hesap edememişim. Gün gelici evlat hasretiyle yanacağım bu yürek. Olmayan evlatlarım kokusu burnumda tütüşmüş. Ben ne evlat, ne torun kucakladım. Ondandır özlemini çok iyi bilirim. Dokunma bana artık.
Ben de bundan böyle torunlarımı kucaklamak isteyeyim. Ferit Bey, ekip arkadaşım size odalarınızı gösterecek. Sonrasında ben size eşlik edeceğim. Tamam, teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Odalarınız hazır Ferit Bey. Sizin için. Aşkım. Asuman Hanım ve Suna Hanım'ın odası için. Kaya Bey, sizin için. Abi, abinin odası? Biz sizi 5 kişi olarak biliyorduk efendim. Nasıl ya? Tamam şimdi bakalım bir oda. Maalesef Ferit Bey. Şu anda otelimizde boş odamız yok. Hadi ya. Ne yapacağız? Ha Ferit siz yerleşin. Ben yakınlarda bir otelde kalırım. Yok abi olmaz öyle şey ya. Delirme. Ne yapacağız oğlum başka? Bir gece zaten. Benle kal. Ne yapacağım başka otel bakın. Yok ya. Evet abidin abi ya. Gece zaten yani. Kal burada işte. Ne olacak? Başka bir yerde kalma. Olur mu öyle şey ya? Neden olmasın? Bak karar senin. Kal madem abi. Süslü Bey bu kadar rica ediyor. Kırmayalım. Ama dikkat et ha. Bunun gündüzü böyleyse gecesini hiç tahmin edemiyorum yani. Sen anladın. Ferit. Tamam, tamam. Neyse hadi çıkalım odalara. Valizler gelir zaten arkadan. Sonra da şu mağazaya bakalım. Okey? Hadi. Okay.
Ulan Antep'ten deniz daha rahat görünüyor. Bu nedir ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Ya Kazım ağayı zorla çıldırtıcılara. Deli çıkacağım burada ya. Verdikleri odaya bak, duvara bak ya. Duvarda da yosun var ya resmen. Ağam az bir otursan mı şöyle ha? Ya bırak, bırak ya. Ya görmeyeyim mi ha, görmeyeyim mi? Duvara bak gideyim ya. Koskoca Kazım ağa bu odada mı oturucu ya? Kız odanın içinde ağaç var ağaç. Şu nedir ya? Oda 5 metrekare, ağaç 20 metre ağa. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Yerleşmeyecek ne ağam? Yerleşmeyecek. Ulan denizin üstünde yalı. Bize denizaltı verdiler oda diye ya. Ben burada kalamam. Kalamam. Nükhet. Nükhet. Ya Nükhet. Kazım Bey. Ha Kazım Bey, ha Kazım Bey. Ya siz benimle dalga mı geçtiniz ha? Ha bunu mu layık gördünüz? Ya ağayım ben ha. Bu oda nedir ya? Tam olarak neden rahatsız olduğunuzu anlayamadım. Kazım sen neredin ya? Ne oluyor burada? Sesiniz yukarı kadar geliyor. Gelsin ya gelsin. Herkes duysun ha. Ya odayı görmeyiniz mi? Duvara bakın ya duvara. Duvarda kertenkele gördüm. Fobim var zaten. Başka uygun oda yoktu Kazım Bey. Bak hele bak 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 bak. Ya deniz görmesini geçtik. Antep'in deniz manzarası bu odanın deniz manzarasından daha iyi. Ya en azından arkada havuz var ne bileyim. Arkada mis gibi bahçe var. Bahçeye bakaydı. Bu nedir ya bu? Hala sizin de oda nasıl? Fena değil. Az küçük. Küçük değil mi? Küçük küçük. Bunlar var ya bizi bu evden kaçırtmak istiyorlar. Nükhet, siz giderken biz dönüydük. Yemezler, yemezler ha pışık. Aa, asla böyle bir niyetim yok Kazım Bey, lütfen. Beyder, beyder. Aa diyeceğin, aa. Madem senin öyle bir niyetin yok, o zaman ağadan bunun hesabını sorarım. Nasıl bana kertenkeleli oda verir? Ya nereye gidiyorsunuz? Aa! Bir şey yapmayacak mısınız? Ağamın odasına dalacak. Allah. Kazım Bey ama olmaz ki böyle. Latif Bey bir saniye ya. Kazım Bey. Ağama haber vereyim en azından. Latif Bey bir dakika. Kazım Bey. Durduramadım ağam. Çıksan. Kazım Bey bu konuyu kendi aramızda çözelim isterseniz buyurun. Bırak Nükhet. Aa damadın yanında sabah konuşuyordun. Şöyle başımızın üstünde yerim var dedin, bilmem ne dedin. Ya ne olmuş? Senin bize uygun gördüğün muamele bu mudur ya? Yine ne gibi bir muamele etmişim? De hele Kazım ağa. Ya duvara bakan oda var ya. Bana duvara bakan oda vermişsin. Kertenkele var ya o odada. Yani ben anlamayayım ki. Ben ağayım ağa. Ben o odada kalmayı kendime yakıştıramayayım ama sen bize böyle muamele etmeyi kendine yakıştırayım mı? Bana bir söyle ya. Halis Bey'in bu konudan haberi yok. En büyük oda orası olduğu için öyle bir ayarlama yaptım. Tabii canım. Tabii ağam bak. Ben ne edeyim şimdi? Bana bir söyle ne edeyim? Bak damadım Ferit Marmaris'e gitmişken ben ne edeyim? Alayım halayı herkese alayım eve mi gideyim ya? Ha? Ama bu gelirse Ferit bunun hesabını sen verirsin ha. Ne diyeceğini merak edeyim yani. Kertenkeleli oda mı verdik diyeceğin ya? Büyütmeyelim meseleyi. Ben oraya geçeyim. Siz benim odama geçin Kazım Bey. Hayır. Olmaz öyle şey Nükhet. Kimse kimseyi yerinden etmeyecek. Halis Bey benim için sorun yok gerçekten. Kazım Bey öyle rahat edecekse ben memnuniyet duyarım. Ben de memnuniyet duyarım bak. Çözüm odaklı gelince siz bana çözüm bendedir ha. Güzel güzel olabilir. Ama bak biz 2 kişiyiz zaten. Ya iki kişiyi dediysen biri de Esme ya. Ya düşünsene sağ tarafımda duvar sol tarafımda Esme ben daralırım ha daralırım. Ya yatak da küçük yani o yatağın yanına bir tane ağaç koymuşlar ha. Onun yerine yatağı büyütün ağacın ne işi var odada ya. Bak. Senin oda ne güzel ya insanın içi açılıyor ya göğsü açılıyor böyle. Şu güzelliğe bak ya. Dikkat hanım, bu kat eğmiş. Senin oda kaçıncı katta? Bu katta mı? Evet, evet burada. Hey. Ben bir bakayım o zaman odaya. Bir bakalım, hadi gel. Nükhet. Sorun yok Halis Bey, ben hallediyorum. Nükhet hanım, sen de gel. Şimdi bayansın, odana girmek istemiyorum. Gel. Çıkmışız biliyor musun? Biraz geç farkına vardın ama çok şükür sonunda farkına vardı Ferit. Kendime ya. Ay.
şey diyeceğim. Hı. Şu süslerin farkındasın değil mi? Yaptığı hareketler, tavırları filan. Ne bileyim işte bagajda gelmeler, valiz taşımalar. Efendime söyleyeyim, abiyi odasına çağırmalar falan filan. Kadınlar da bunu yiyor ya. Şaka gibi. Fevzat'cığım yani ama... Ama ben yer miyim? Yemem. Peki, tamam. Ama yani çocuk kötü bir şey yapmadı. Çocuk gayet kibar yaptı. Abinin abi odasını aldı. Almaya da bilirdi değil mi? Ne var ki bunda? Ah benim güzel karım ya. Ne kadar safsın ya. Ne? Sen de mi ya? Sen de mi? E git Seyran söyle o zaman. Ben seni çok beğeniyorum Kayacığım. Hayata bakışına bayılıyorum. Ne kadar örnek bir person'sin sen Kayacığım böyle falan. Söyle bunu. Ne Ferit? Vallahi söyle bak benden falan çekinmene gerek yok ya. Direkt söyleyebilirsin ya. Ferit'ciğim ne alakası var şimdi ya? Allah Allah yani çocuk iyilik yaptı. İyi bir şey yaptı. Ne var bunda? Sen yapar mıydın mesela? Hı? Neyi? Abidin abiyi odana alır mıydın? Yoksa aman bana ne canım nerede kalıyorsa kalsın mı derdin? Baksan. Şimdi buralara geldik öyle mi Seyran? Ne demek istiyorsun peki? Ben anlamadım yani. Kaya iyi biri, ben kötü biri miyim yani? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır Ferit'ciğim, niye böyle bir şey söylemeye çalışayım sana? Niye böyle bir şey ima edeyim sana? Sadece diyorum ki yani Kaya birazcık böyle bana daha hassas biri gibi geldi yani. Süper. Peki o zaman şöyle yapalım. Ne oluyor? Hı. Ne yapıyorsun Fikret? Al bunu. Daha dur bak ben sen yorulma diye başlıkları atayım. Ferit. Kaya. Ne bu? Gülme ya. Al. Yaz bakalım. Kaya'nın sevdiği bütün özelliklerini yaz. Ben de olmasını istediğim falan. Ben de oradan skor yapacağım. Onları ben de öğreneceğim. Senin için. Ne dersin? Yaz. Ay Allah'ım yarabbim sinirim bozuldu ya. Şu an bu yaptığın var ya. Dünya saçması farkındasın değil mi? Ya biz karı koca dedikodu yapamayacak mıyız ya? Ne yapıyorsun? Yok vallahi yaz ya. Çekinme. Bak bunlar benim öğrenmem gereken şeyler. Lütfen. Ha benim işim gücüm yok. Ben kocamı daha dün tanıdığım adamla mı kıyaslayacağım Ferit? Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Kıyaslıyorsun işte. Ya niye böyle yapasın ki o zaman? Aklım almıyor çünkü başka türlü yani. Ya ben de anlamıyorum yani. Ne bu ya? Yok böyle hassas, böyle iyi. Aman işte şurada şunu yaptı. Bu ne? Bunlar kıyaslamak değil de ne yani? Efendim? Sen bana sabır ver ya. Tamam, iniyoruz şimdi. Heh, bak. Hadi yine iyisin. Şanslı gündesin. Senin hassasla mağaza bakmaya gidiyoruz. Ferit. Bak. Ne yaparsan yap. Keyfimi bozamayacaksın. Tamam mı? Boşuna çaba sarf etme yani. Ha benim amacım sadece senin keyfini bozmak öyle mi? Hayır zaten bu hikayenin en kötüsü Ferit. Herkes iyi. Bir ben kötüyüm değil mi? Buyurun bu taraftan. Vay, müthiş manzara. Maşallah. Bizden önce damlamış senin süslü. Ferit başlama yine lütfen. Çok güzelmiş. Ne haber süslü? Dede işi biliyor. Yapma ya. Ben nefis bir yer bulmuş ya. Bence burası çok uygun. Çok güzelmiş gerçekten. Değil mi? Baksana şuraya. İşte bile. Eyvallah. Güzel bir mağaza ama
bizim markamızın dokusuna uygun değil. Buradan olmaz. Neden? İyi bir iç mimarla ve dekorasyonla burası tam istediğimiz atmosfere yakalarız. Doku diyorum, doku. Doku ne demek biliyor musun sen? His, duygu, kendiliğinden olması lazım. Burası mekanik, yüzeysel bir modernlik var burada. Görmüyor musun? Olmaz diyorum buradan. Postmodern ne biliyor musun? Modernizmin katı kurallarını aşan bir akımdır. Yani dolayısıyla gelenekselle moderni yan yana getirebilirsin mesela. Teşekkürler Türkçe sözlük, teşekkürler. Ne kadar fonksiyonel bir şeysin sen öyle. Bugün de Türkçe sözlük mü oluverdin? Bak, bu otel, bu mağaza markamız için çok önemli olur. Markamız diyor ya. Ne ara markan oluverdi Kaya kardeş, ha? Kuzicim, oralara şu an hiç girmeyelim istersen. Seyran, sen ne düşünüyorsun, nasıl buldun? Yani güzel olabilir. Ben açıkçası beğendim yani. Şimdi otel muazzam senin de dediğin gibi ve böyle bir otelde markanın olması bence çok önemli bir şey. Bak sen, Kaya'ya katılıyorsun yani, öyle mi? Hiç de katılmazdın aslında Seyran. Şaşırdım. Ne oldu böyle birden? Senin katılmadığın şey ne Ferit'ciğim peki? O güzel fikirleriniz size kalsın. Kararı ben veririm. Buradan olmaz. Dostum, burası no. Bize uygun değil maalesef. Peki Ferit Bey. Ha ama böyle başka önereceğiniz bir yer varsa bize özel, markamız özel bakalım tabii. Ben ileteyim. Sonrasında tekrardan haber vereyim size. Süper, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Serhant, yürü gidelim. Ben gelmiyorum Ferit. Seyran. Burası çok güzelmiş ya. Çok hoş bir yer ya. Vallahi bak deniz manzarası falan da var. Değil mi? Ne oldu ya? Ne oldu? Senlik bir şey değil. Kötü bir şey mi oldu sence? Şey diyeyim mi? Senden hiç beklemezdim ama tebrik ederim. Çok iyi yaptın. Ne yapalım biliyor musunuz? Sabahtan beri yoldayız, yorulduk. Hadi gelin bir şeyler içelim ha. Ne dersiniz? Çok iyi fikir ya. Bence de gidelim. Niye gitmiyoruz? Hadi bakalım. Hadi abla. Seyran, Ferit zaten delirmeye yer arıyor, gergin. Yani daha içmeye falan niye gidiyoruz, ne alaka? Ne var abla ya? O gergin diye ben de gergin olmak zorunda değilim. İzin vermeyeceğim bu sefer keyfim kaçırmasına. Yeter artık ya. Sürekli bu huzursuzluk, sürekli mutsuzluk. Ben de insanım ya. Tamam da yani. Bak sen böyle yaptıkça Ferit de yavaş yavaş sana nasıl davranması gerektiğini anlayacak. Yoksa Ferit umutsuz bakar. O ne demek? Yani bence böyle davranışları arttırmalısın Ferit'e karşı. İsteklerini net bir şekilde belirtmelisin. Yoksa uzun vadede çok başını ağrıyacak. Ve maalesef Ferit de sadece bundan anlayacak bir tipe benziyor. Pardon da sen benim kardeşimi niye kafasını karıştırıyorsun ya? İyi şeyler söyleyeceğini yangına iyice körükle gidiyorsun. Hayırdır? Ne abla yalan mı söylüyor çocuk? Ferit son zamanlarda artık iyice azıttı ya. Ya orası öyle olabilir. Ama üçüncü kişilere kalmadı yani karışmak. Karışmak değil yanlış anlamayın. Ben küçük bir tavsiye olarak söylüyorum. Tavsiye? Ha oradan bakınca bizim akla ihtiyacımız var gibi mi görünüyor? Anlamadım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ay maşallah ya Allah seni nazarlardan saklasın. Estağfurullah demeyi öğrenmişsin ama haddin olmayan şeylere karışmamayı öğrenmemişsin. Ablacığım ne oluyor sana ya? Bir sakin ol. Bir şey demedi çocuk. Birden gaza geldi. Ne oluyor ya? Ya ama tamam. Seni düşünen de kabahat zaten. Zaten sıcak. Kızlar ne dersiniz? Burası iyi mi? İyi bence. Gayet. Oturabiliriz. Ha? İyi tamam. Hadi geçelim. Hadi. Thank you.
Oğlum sen de abartmışsın biraz ama Ferit. Ya ne abartması abi Allah aşkına ya. Böyle işi bir o süsün avukatlığını yapması eksikti ya. Yok böyle iyi, yok şöyle iyi. Sanki melek çocuğu ya, melek. Kim ulan bu? Oğlum tamam bir sakinleş önce. Ayrıca sen bu çocuk geldiğinden beri ayrı bir yükseksin. Ya ne sakin olacağım abi Allah aşkına ya. Herif mağaza gösteriyor. Markamıza uygun mu değil mi bilmeden. Ya burası ne kadar güzel yermiş. Bak 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 ne kadar da tatlı. Lan sen ne anlarsın mağazadan, markadan? Abartma. İstersen ha? Ya kız iyi niyetiyle arayı bulmaya çalışıyor. Yahu ne iyi niyeti ya? Ne iyi niyeti abi? Göstermesin iyi niyet falan. İstemiyorum Allah aşkına ya. Yardımcı olsun bana. Ne o ya? Geldiğinden beri Kaya şöyle iyi. Aman bunu yapıyor. Ya bu herif kim? Kim? Bu herif ne ara geldi bizim hayatımıza bu kadar dahil oldu ya? Sonra Ferit niye sinirleniyor, niye geriliyor? Niye acaba? Ya tamam oğlum bir sakinleş. Sen harbi gerilmişsin ha? Neden acaba? Neden? Tamam kalk hadi gel. Bir şeyler içelim yürü. Kim o ya? Kim o? Tamam oğlum hadi bir sakinleş. Kalk hadi daraldım ben burada. Güneş tepemizde gel yürü. Ah iyi geldi kalk. Her bir şeyler içelim yürü. Ha? Şu gözlüğü de alayım. Şahma manzaraya. Ya Nükhet Hanım, koskoca yalda her yer deniz göreyi. Biz deniz görmek istesek vallahi buradan boynumuz çıkıcı ya. İdareyi sana verdik diye kazıklamışlar seni vallahi. Sen ifakatın odasını gör bence çok iyidir ha. Burayı da mı beğenmediniz Kazım Bey? Anlamadım ki. Yok yok bu iyi. En azından yan yalının bahçesini göreyik. Bahçe severik köy çocuğuyuz. Ne bileyim işte köprüyü göreyik. Peki, bir ihtiyacınız olursa aşağıdayım. Sağ olun. Şöyle, yola gelin. Am ya. Ya böyle de çok ayıp olmadı mı kadına? Geldik, kurulduk odasına. Ne ayıp olucu kız? Ne ayıp olucu? 10 metrekare oda ya. Koskoca Kazım Şanlı, Kazım Ağa o minnacık odada mı kalıcı? Onların yaptığı ayıp. O kadar da kötü değildi aslında. Ya arkadaş, ben sana ne diyeyim ya? Ha? Ben seni nasıl yaşatayım? Koskoca yalıya getirdim seni, yalıya. Ya 1000 metrekare yalıdayız, 10 metrekare odaya iyi değil ya. İnsanda biraz vizyon olur, vizyon, vizyon, vizyon. Keşke sen o odada kalaydın ha. O 10 metrekarelik odadaki duvar var ya, o senin kafan. Tamam mı? O duvara böyle mal gibi bakıp da o odada kalaydın ya. Biraz kendini geliştir ha. Eziksin ha. Eziksin arkadaş. Tam bir eziksin. Sen benim için en büyük kabussun. Bu kabus bitmedi ya. Nasıl bir kabus? Esmer ne yapıyorsun? Geber. Allah. 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 Esma! Esma! Ne oluyor? Ulan zaten 3 kuruşluk aklın vardı o da gitti ya. Şakıya bağladın. Git. Git banyo yapacağım. Suyu hazırla. Hayret bir şey ya. Bırak o eşarbı. Ne eşarbı ne? Onunla mı yorucun beni? Bırak. At onu. Benim kırmızı lifimi çıkar. Onunla beni şöyle. İyice bir yoğur. Anne. Ne oldu? Niye çağırdın? Bunun burada hala ne işi var kızım? Hı? Vermeye fırsat olmadı da. Sen şaşırdın mı Dicle? Biz ne zamandan beri temizleri gidip insanların eline veriyoruz? Dolaplarına yerleştirmiyor muyuz?
bunun senin odanın başucunda ne işi var? Niye olabilir acaba anne? Gülbin Hanım görür de bir şey der diye Orhan Bey'e soracaktım. Bana bak. Senin o etlerini lime lime. Senin Orhan Bey'le ne gibi bir görüşmen olabilir? Sakın Dicle. Beni delirtme. Tamam anne ya, düşünememişim işte. Düşüneceksin kızım. Düşünmezsen ne olur biliyor musun? Paçavra yaparlar seni. Üstünde tepinirler, kullanıp atarlar. Duydun mu beni? Tamam anne. Ağlayacağım mı şimdi bir de? Ha, bir o eksikti, ağla bakalım. Bana bak, topla kendini. Çık dışarı bir hava al. Ben seni idare ederim, kimse böyle görmesin. Bir daha böyle bir şey olmasın Dicle. Orhan Bey, çıkıyor muydunuz? Hayırdır Sultan? Tişörtünüz falan nasıl olduysa bizimkilerle karışmış. Ben de odanıza götürüyordum. Olur öyle şeyler, dert etme. Yok Orhan Bey, olmaz. Yani olmaması gerekir. Ama işte Dicle, daha çocuk. Bir türlü öğrenemedi yalının kurallarını. Fakat hiç merak etmeyin, ben varım burada. Gerekirse ben onun yerine de dikkatli olayım. Peki Sultan. Hayırdır Sultan, ne oldu? Tam size geliyordum izin istemek için. Böyle bir günde ne izni? Bir de seninle uğraştırma. Gel. Ne oldu Sultan? Nüket Hanım, Dicle biraz hasta da izniniz olursa bir doktora götürsem. Geçmiş olsun, önemli bir şey yok değil mi? Soğuk algınlığı gibi bir şey ama tabii ilaç almazsa ilerler. Tamam, tabii ki gidin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Dicle, atlat. Yok, olmaz. Teşekkür ederim. Dur. Atla. Bırakın da, ne olur gelmeyin. Gördüm olanları. Ne? Annem mi? İkimiz de berbat bir gün geçiriyoruz zaten. Biraz kafa dağıtırız, atla. Çok geciken olanlar. Geliyorum Kazım Bey. Allah Allah. Haydi. Buyurun Kazım Bey. Odayla ilgili yine bir sorun mu oldu? Yok ya. Mecburen yerleştik odaya. Fena değil oday. Onun için gelmedim. Ben bu yemekler için geldim ha. Vallahi billahi hayattan bezdirdiniz beni. Ben mi bezdirdim? Yani tam olarak sen de. Şimdi Nüket Hanım. Yani önümüze zeytinyağlıları koyunuz, o otları koyunuz. Biz inek miyiz ya? Sürekli zeytinyağı, ottur, mottur bilmem ne. Biz inek miyiz ha? Estağfurullah. Lütfen akşam yemeğinde rica edeyim. Koskoca Halis Koran'ın, Antepli Halis Koran'ın evinde bizim oraya usul bir yemek yiyek ha. İstediğiniz özel bir şey varsa yaptıralım Kazım Bey. Ha.
Bir düşüneyim. Ne olabilir? Ha. Bizim oraya özgü bir patlıcan kebabı olabilir bak. Aşağıdakilere söyle Şefik Hanım'la, diğerlerine söyle. Tuz, kimyon ve sumak. Baharat olarak sadece bunları kullansın. Olur mu? Tamam Kazım Bey. Akşama size güzel bir Antep sofrası hazırlıyoruz. He, tamam. Ay, teşekkür ederim. Ay, ay. Yalnız bir şey diyeceğim. Baharatla tuz oranı ve sumak. Sumak normalde koymazlar ama bizim orada koyuyorlar. Çok güzel oluyor. Onu mutlaka ilet. He. Tamam. Ben biraz evi gezeyim. Vallahi ilginç birisin. Yani şunun tipine bakan Allah ne verdiyse içiyor diye düşünür ama hiçbir şey içmiyorsun yani, öyle mi? Hiç. Hiçbir şey. Yani zamanında bayağı sağlamıştın. Sonra bir günde bıraktım. Bir günde. Neden? Anlaşamadık. Biz de ayrılalım dedik diyelim. Biz de tabii Seyran'la şimdi flört aşamasındayız. Ama iyi bir sevgili olduğunu söyleyemeyeceğim tabii. Vallahi iyi bırak çok kötü bir arkadaştır. Naçizane tavsiye etmem. Sen ve şu tavsiyelerin ya. Gerçekten. Kötülüklerin anasıdır de tam olsun bari. Tam olarak kötülüklerin anasıdır. Bu arada Seyran, senin gözün çok iyi. Nasıl yani? Yani kocan tersini savundu. Fakat sen de gördün o mağazayı. İyi bir elden geçerse inanılmaz bir yer olur. İşte. Fark ettiğin üzere kocam birazcık ama bak birazcık inatçı bir kişiliktir. Yok ya, ben hiç fark etmedim öyle bir şey. Yani sonuçta eniştem, kendisine katır demek istemiyorum ama. Ya evet ama ya, inatçı gerçekten. Bak şuraya geldik iki gün, tatil yapacağız, deniz kenarında eğleneceğiz. Yani kim bilir nerede inadından ne yapıyor yani. Eğlenmemek onun tercihi. Yani 40 yılda bir gelmişim şuraya, ben keyfini çıkartmak istiyorum ya. Tabii ya. Tabii ablacığım. Sen keyfini çıkaracaksın, keyfini çıkaracağız ya. Tabii ki. Değil mi? Yani şimdi... Gerçi bakma böyle dediğimize. Biz Seyran'la öyle içen insanlar değiliz aslında ama buradayız. Kim durduracak ya bizi? Evet. Kim durduracak bizi ya? Hiç. Vallahi benim durduramayacağım kesin ama o yüzden dikkatli gidin yani, çarpar. Ah ah. Bize neler neler çarptı şu yaşımıza kadar. Değil mi abla? Hatta çarpmakla kalmadı. Üstümüzden geçti. Yani bu koymaz kaya. Merak etme. Aynen. Ama sen yine de hani kayanın dediği gibi sakin. Acaba Hüsnü abla? Seyran Hanım. Ne? Seyran Hanım, hani bu yola beraber çıkmıştık ya? Ne oldu? Hani iki günlüğüne buradaydık? Ne oldu, sen kendini mi beğenmedin? Dur bakayım al benimkini iç. Evet, benimki biraz fazla ekşi ya. Ay gerçekten ekşi. Gerçekten ekşi. Ver bana bunu, ben bununla devam edeceğim. Gel. Hadi bakayım. Kızlar. Sefanız olsun. Gel Asucuğum, gel otur. Sensiz olmaz. Değil mi? Sulara da başladık. Erken başlamışsınız ama sanki. Yandık yani, ben söyleyeyim. Sana da bir şeyler söyleyelim ya. Ne içersin? Olur vallahi Sunacığım. Ben de bir soda falan alayım bari. Soda. Soda diyor. Bir hoş geldin. Hoş bulduk. Soda.
Ay ne kadar eğlendiniz ya. Oo. İnatçı keçiler hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz ya? Çok gizli. Ha pardon gizliymiş özür dilerim. Gizli. Gel peki. Aşkım. Ha? Sus. Ay. Affedersiniz. Kafanız mı iyisiz? Ne var ya birazcık içtik Ferit o kadar yani. Yani. Malum birazcık bugün stresli bir gündü. Aynen stresli. İçtik biraz yani ama bizi strese sokanlar utansın diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mesela diyebiliriz. Diyebiliriz. Maldız senin keyfin ne kadar yerinde ya böyle maşallah. Ya sorma. Aman dikkat et ha. Çok kaçırma alkolü. Malum senin bünyen biraz zayıf. Sonra pişman olacağın şeyler yapıveriyorsun filan. Aman diyeyim. Merak ediyorsun ne demek istiyor diye değil mi? Ben şimdi hemen sana anlatayım. Seyran. Şimdi ablam ilk defa açıyor tamam mı? Biz de o zamanlar böyle Ferit'le yeni evliyiz. Olaylar olaylar. Neyse. Ablam tutturdu böyle. Ben diyor eğlenmek istiyorum, eğlenmek istiyorum. Neyse biz gittik eğlence mekanına. Seyran. Sen ablam bir iç. Bir iç ama böyle bir içmek olamaz ya. Olamaz. Ben diyorum dur diyorum ablama. Yok diyor ben içeceğim. Tamam ya Seyran. Bir yavaşla diyorum. Bir yavaş git diyorum. Yok diyor ben içeceğim. İçeceğim de içeceğim. İçeceğim de içeceğim. Tamam iç. Ne diyeyim yani. Neyse ben bir ara böyle bir lavaboya gittim geldim. Tamam mı? Herkesin suratı beş karış. Herkes bir gergin. Aynen böyle bak. Ne oluyor falan filan. Sonra Ferit beni kolundan tuttu böyle eve götürdü tamam mı? Direkt böyle. Neyse biz eve gittik falan filan. Ben ertesi günü bir şey öğrendim. Şeyde o gecede işte bir şey olmuş. Ben bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Tahmin et. Ne öğrendin? Ya işte soruyorum sana. Seyran diyorum tamam. Ben soruyorum sana. Sen tahmin et. Sen tahmin et ki ben de sana söyleyeceğim. Yani bilemedim ki. Ay Allah'ım yarabbim ne komik bir geceydi o ya. Sen benim canım ablam. Ferit'i tut. Öp dudağından böyle. Bak böyle. Ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Ne yapıyorsun ya? Öyle bir şey ya. Tamam. Ne yapıyorsun Ferit ya? Yeter. Ne oldu ya? Ferit, otel, balayı, eğlence, tatil işte böyle bir şey değil mi? Ben mi abartıyorum? Seyrancığım, biz seninle bir lavaboya gidelim mi? Yok yok, gitmeyelim. Şimdi hazır ablam da içmiş bu kadar, ben kocamı yalnız bırakmayayım ne olur ne olmaz. Seyran! Doğru konuş artık ya. Tamam, sakin ol. Dedim abla ya. Seyran. Abla ne oldu? İyi misin? Ama aşkına ya. Seyran, bir yüzümüzü yıkayalım hadi. Hiç. Hadi gel canım. Abla nereye? Odama. Ne oldu ya? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Niye içirdin kızlara bu kadar? Ben içirmedim. Ben kendim de alkol kullanmıyorum. İçmeyin dedim ama dinlemediler. Herkesin kendi tercih alanı. Şaşırdık mı? Hayır. Sen zaten kime lafını dinletebilirsin ki? Yeri ve zaman doğru olduğunda fena değilimdir. Enjoy. Enjoy. John John. Ben geldim. Merhabalar tekrardan. Ya Gayecim. Biz hiç sevmeyiz böyle ailecek huzurmuş. Yok efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Keyifmiş falan filan. Nerede bir keyif var? Biri gelir böyle içine eder. Değil mi Ferit'ciğim? Hı? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi bunları anlatmam? Keyif almıyor musun şu an? Seyran bak.
çok olmaya başladım. Az kaldı, şımarma. Seyran, sen ne mezunsun? Güzel sanatlar falan mı? Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? İşe mi alacaksın? Ha? Evet ya. Ben aslında güzel sanatlar okumak istiyorum. İnşallah bu sene başlayacağım. Ama bildiğim kadarıyla sizin başvuru tarihleri bitmek üzere. Yani geç kalmadan başvursan iyi edersin. Evet. Benim de bildiğim kadarıyla başvuru tarihleri geçmek üzere. Neden başvurmuyorsun? Çok güzel bir soru biliyor musun? Gerçekten. Ben niye bekliyorum Ferit'ciğim? Pardon, unuttum ya. Şöyle, Ferit dedi ki bana bir gün, sen dedi uğraşma, ben dedi halledeceğim dedi. Hatta halletmiş bile olabilir, değil mi? Kocam benim, hı? Belki sürpriz yapacaksın belki de bana, değil mi? Şu olaylar bir durulsun. Bakarız dedim Seyran, değil mi? Evet Ferit'ciğim, öyle dedin de. Ama Kaya da diyor ki, başvuru tarihleri geçecek diyor. Sen söyle o zaman Kaya'na, o halletsin. Ne dersin? Halleder misin Kaya? Sıktın ama artık ha. Kalk hadi, kalk. Ya bırak kolumu Ferit. Ya rezil ettin bizi ya. Ben mi rezil ettim, ha? Ben mi rezil ediyorum şu an bizi? Yeter artık ya. Bir gün ya, bir gün eğleneyim dedim, burnumdan getirdim be. Ne yapmam lazım, ha? Sana nasıl yetinmem lazım Ferit'ciğim? Ne yapayım? Kendimi paralayayım burada. Oturup ağlayayım mı? Ne yapayım ya? Ne yapayım sen söyle. Seyran bak, sonu kötü olacak. Sus artık. Susmayacağım. Sen susacaksın. Ben sana sus dediğimde sen susuyor musun? He? Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Şuna ablama ne duruma düşürdün. Yazıklar olsun sana. Gerçekten inanılmazsın ya. Kızım ben ne hale soktum ablanı? Sen anlattın her şeyi detay detay. Ben değil. İçme dedim ben sadece. Üçümüz biliyorduk. Sayende herkes öğrenmiş oldu şimdi. Ne oldu? Fena mı oldu Ferit'ciğim? Herkes gördü senin nasıl bir insan olduğunu. Seyran ben değil. Ablan. Neyse öf. Hadi yeter artık, kalk. Ne olur kalk. Bak ya. Bana böyle davranamazsın Ferit. Yeter, tamam mı? Seyrancığım tamam, bir şey demiyor. Diyor. Nasıl demiyor ya? Her hareketinden bana bir şey diyor. Ben anlamıyor muyum? Seyran. Ferit Bey, akşam yemeği için restoranda yerinizi ayırdık. Dilediğiniz zaman geçebilirsiniz. Harika, yemek çok güzel. Teşekkür ederiz, sağ olun. Seyrancığım, hadi şimdi kalkalım biz, bir üzerimizi değiştirelim. Sunan'ın da yanına uğrayalım, odasına. Ha? Ona da bir haber verelim, biz onu da bir görelim. Tamam mı? Hadi gel canım, biz seninle gidelim, hazırlanalım. Gel Seyrancığım. Hadi bakalım, akşam görüşürüz. Çok ayıp ettin Sunay'la. Şimdi içeri girince bir gönlünü alman lazım. Çok saçmaladım ya. Biraz. Dinle beni ne olur. Abla öyle demek istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim abla, öyle demek istemedim. Abla. Ne demek senin peki Seyran? Ha? Abla beni tanımıyormuş gibi konuşma ya lütfen. Ferit yüzümden işte. Deli ediyor beni ya, çıldırtıyor. Ayarlarımla oynuyor. İnsanlıktan çıkıyorum, kendimden geçiyorum. Görmüyor musun? Ya oynatmayacaksın o zaman kendinle. Tamam? Kendinden de geçirtmeyeceksin. Ben senin ablanım ya. Seyran. Ben senin ablanım, ablan. Ben senin canınım, kanınım.
Bak herkes gider, ben kalırım Seyran yanında. Tabii ki ben kalırım. Beni rezil ettin herkesin içinde ya. Suna, bak çok doğru söylüyorsun. Ama Seyran da haklı gerçekten. Damarına bastı kızın. Abla çok haklısın. Bak, çok haklısın. Ne dersen, ne söylersen çok haklısın. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne olur affet beni, ne olur. Ya Ferit ne derse desin, ne yaparsa yapsın bir önemi yok ki, önemli değil. Senin beni ne duruma düşürdüğünü farkında mısın sen? Ha? Hiç mi düşünmüyorsun beni? Seyran. Şu... Nasıl kupsaydı da söylemeseydim. Abla bak. Vur, bağır, çağır ama yapma böyle. Ne olur ablam. Affet beni, ne olur. Bak bir gün eğlenceye geldik. Hadi affet, ne olur. Hadi bakayım, tamam yeter artık. Gel lütfen, sizin aranızda küslük falan olmaz, tamam mı? Bakayım şimdi çok güzel bir restorana gideceğiz. Böyle güzel güzel giyinelim, süslenelim. Havamız değişsin biraz. Olur mu Sunacığım? Tamam, tamam. Hadi lütfen. Tamam ya. Geleceğim mi? Tamam, geleceğim. Geleceğim mi? Geleceğim. Hah, şöyle. Hayırdır, bu ne hal? İşler size mi kaldı? Yo. Dicle ile Sultan izin istedi. Ben de Carlos'u yalnız bırakmayayım dedim. İzin mi? Anlamadım. Ben kimseye izin falan vermedim. Rica etti, ben verdim. Ha. Hı hı. Neredesin sen Sultan? Çabuk söyle. Geldim hanım. Nereden çıktı bu izin? Benim neden haberim yok? Sultan konuş. Kimden aldın sen bu izni? Dicle biraz hastaydı. Onu doktora götürmek için Nükhet'i... Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Ha? Kim ne derse desin senin hanımın benim. Neye güveniyorsun? Ha? Nükhet'e iki yalakalık yaparsın, seni korur mu zannediyorsun? Bu evde seni bir tek ben koruyabilirim. Ama eğer böyle davranırsan ben de seni artık korumam. Kendini kapının önünde bulursun. Yanlış anladın sanırım. Ben seni doğru anladım. Gözüm üzerinde. Kork benden. Bana bak. Bir daha karımla konuşmanı, ona saçma sapan tavsiyeler vermeni istemiyorum. Okulmuş, işmiş. Bu tarz fikirlerini kendine sakla. Okey? Niye pardon? Ayrıca ben yaptım, neresi kötü tam anlayamadım. Ayol, yoksa karının okumasını istemiyor musun? Lan sana ne lan? Sana ne oğlum? O kız benim, sana mı kaldı? Okuyacak mı, okumayacak mı? Benim derdim, onun derdi. Bırak artık oğlum bu ayakları ya. Bırak bu saçma sapan iyi çocuk, örnek çocuk ayaklarını bırak. Bence sen... Seyran'ı biraz fazla ve gereksiz mi kıskanıyorsun acaba? Biraz... Chill. Eğlensen mesela, ha? Nasıl olur? Lan oğlum ben ne diyorum sana ya? Ben seni anlıyorum. Merak etme. Ama biraz sen de beni duy. Çok kasıyorsun. Kasma bu kadar. Hayatta her şeyi kontrol edemezsin. Hayatta her şey olacağına var. Allah'ım ya abi. Abi.
Ya delireceğim ben ya. Şu laflara bak ya. Görüyor musun? Nasıl laflar ediyor bak. E tabii yani böyle böyle süslü bir çocuktan böyle süslü süslü laflar gelir ancak, değil mi abicim? Bundan bahsediyorum oğlum işte ben de tam olarak. Bırak bizi, kendi hayatınla ilgilen. Bizle kasma kendini, okey? Ben tam olarak onu yapıyorum şu an. Hadi ya. E ben niye görmüyorum o zaman? Sen hayatta kendinden başka bir şey görebiliyor musun acaba? Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım niye ben ya? Niye ben ya Rabbim? Niye beni seçtin ya? Ha Allah'ım? Ay ne kadar güzel bir yermiş burası. Ne güzel yer seçmişsin Ferit'ciğim. Bayıldım. Mavi çok yakışmış. Teşekkür ederim. Akşamüstü biraz sinirli gibiydin, iyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. İyiyim, sağ ol. Sağ ol. Seyran, bu kıyafet ne ya? Ne ne Ferit? Ne oldu ki, ne var ki bunda? Ya Seyran, böyle bir kıyafet giyilir mi Allah aşkına? Bu ne ya? Çok güzel değil mi? Kızlar da bayıldı. Seyran. Çok güzelmiş kız. Merhaba, hoş geldiniz. Ne içecek istersiniz? Ya ben bir tane Churchill rica edebilir miyim? Memnuniyetle. Yanağımda üzü kalmış bu arada. Teşekkürler. Az sabret. Bitti, bitecek. Şeytan diyor ki, İç sen de Ferit, ne olacaksa olsun. Aman gözünü seveyim. Büyüklük sende kalsın, tamam mı? Bugün böyle oldu, olur yani böyle şeyler. Az daha dayan, tamam? Abla! Gel. Abi şunu otur, şuraya elinden bir kaza çıkarmam lazım, bir dur. Seyran Hanım. Ne oluyor be? Seyran, otur şuraya. Otur. Bana bak, saçmalama artık ya. Saçmalama. Pahalıcık sen de ya. Sen her şey çok daha güzel olacak ama. Nerede? Nerede?
Seyran! Evet, soframız da pek güzel olmuş. Hep özlediğimiz yemekler. Seninle sonra hesaplaşacağız. Hatice Hanım, sen de özlemişsindir bunları. Biz kendimiz yapıp iyiyiz çok şükür. Ama böyle hepsi bir arada daha iyi tabii. O vakit daha fazla soğutmayalım. Hadi, buyurun. Afiyet olsun. Vallahi sayemde zeytinyağlılardan kurtulduk ama. Vallahi diyeyim bak, o neydi öyle ya? He? Ağam diyeyim ki, Nüket Hanım'a bundan sonra menüyü ben vereyim. Yoksa Nüket Hanım bizi inek zannediği ortalığı yeşilliğe veriyor ya. Vallahi siz mutfağa kadar indiğinize göre bayağı bir kalıcısınız galiba. Vallahi mutfağa kadarım. Ne kadar kalıcımız ağamıza bağlı. Ona demek lazım. Şimdi ağam, yani ben... Ya bugün bu sofrayı özellikle kurdurttum ha. Yani dedim ki tatlı tatlı yiyek, tatlı tatlı konuşak dedim. Ağam bak, hazır çocuklar da yok, Marmaris'e gönderdin. Diyeyim ki rahat rahat bu işleri konuşak, halledek. Ne işini halledecekmişiz Kazım? Aa, söyle bakayım. Şimdi ağa, bak. Sen benim damada böyü kaybettin ha. Vallahi diyeyim bak, böyük ayıp ettin, ayıp etmeye de devam edin, haberin ola. Yani öyle Marmaris'e göndermekle, iş güç kurmakla bu işi çözemezsin ha. Vallahi çözemezsin ya. Bana bir söyle, sen benim damadımın payını niye vermeyin? Ne payıymış bu? Kazım. Bunlar böyle ulu orta konuşulmuş şeyler mi? Dur dur, ben de merak ettim. Ne payıymış bu? Şimdi Orhan bak, ya benim damadım da haklı. Kendine göre payını istiyor. Bu çocuk evli. Belki başka bir eve çıkıcı, ne bileyim belki başka bir iş kurucu. Kendine göre bazı planları var demek oluyor ha. Ha? Yani gelmiş, ağaya sormuş. Demiş ki, kardeşim demiş, benim payım nedir? Benim paramı niye vermeyiniz demiş. Ağam da demiş ki ne parası ne payı demiş. Doğru muyum ağam? Bana bir söyle, doğru muyum? Kazım Bey, böyle gerilmeyelim ne olur. Ferit'in mala mülke ihtiyacı mı var? Burada yaşıyor zaten, her şeyi onun. Ne eksiği olabilir ki? He. Tabii de o iş tam öyle istediğiniz gibi değil ha. Ya arkadaş, bu çocuk evli ha. Belki kendine göre bazı planları var. Geldi, bu evden çıkmış geldi benim evime. 5 kuruş parası yok. Nakit yok, nakit. Keşi yok ha. Bir tane kart çıkardı, ben bunu harcama yapayım dedi. Kart o kadar eski ki. Yemin edeyim temassızı yoktur ya kartın. Allah Allah. Aa, yani hakkını ver çocuğun. Niye hakkını vermiyorsun sen çocuğun? Sen kimsin be adam? Sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun be adam? Servetimin hesabı sana mı kaldı benim? Haşa. Ne münasebet canım. Senin servetini ben ne yapayım ya? Ben... Burada sadece benim kendi öz damadımın aklını koruyayım. Başka bir şey değil. Kazım Bey, yalvarıyorum susun artık. Ya İfak Hanım, ben susayım. Susayım da bu susulucu bir şey değil ha. Ne münasebet canım. Daha 2 günlük yeni çakma toruna, o süslü boncuklu toruna istediğinizi veriniz Allah'ın dinginizine. Nüket Hanım, siz de vallahi iyi yere kapak atmışsınız ha. Böyle tatlı tatlı işinizi görünüz ha. Yeter! Kes sesini artık. Haddini bil. Yoksa ben kesmesini bilirim. Aa diyeceğin. Aa bak. Sen ne zaman bu Feride benim damadıma hakkını verirsin? O zaman tamam. Ben de bu evden giderim. O zaman kendime villa mı, köşk mü, kendi imparatorluğumu kurarım. O güne kadar biz buradan mutlu, mesut, istediğimiz gibi yaşayacağız. Haberin ola. Daha çok beklersin. Ben kime ne vereceğimi, servetimi kime, nasıl dağıtacağımı senden mi öğreneceğim? Hadsiz herif! Nerede nasıl yaşıyorsan yaşa. Sen beni neyle tehdit ediyorsun ha? Zerre umurumda değilsin. Yat kalk. Halana, benim torunuma dua etsen. Yoksa... Yoksa ne ya? He? Yoksa ne? Bana bir söyle, bana bir söyle ha.
Bırak şey. Ya ben ne dedim ya? Orhan ben ne dedim ya? He? Kötü bir şey mi dedim ha? Hayret bir şey ya. Tatlı tatlı konuşacak dedim. Bir kadar. Yani patlıcan kebabı da acı olmuş ya. Acıyı seven var, sevmeyen var arkadaş. Sumak koyun dedim. Bizim Antep özgü sumak koyun. Sumak da yok ya. Yani özellikle geldim odanıza tıklattım kapıyı dedim ya. Birebir de söyledim ya. Ayıptır ya. Amacın ne senin ya? Amacın ne senin? Sen de diğer kızlar gibi mi olmak istiyorsun? Sen beni o diğer kızlarla karıştırdın herhalde. Neydi adı? Ha? Pero muydu? Seyran. Ne oldu? Çok mu özledin Pero'nu? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun be? Ben mi saçmalıyorum Ferit? Evet, sen saçmalıyorsun. Ne ya senin bu halin? Bu kıyafetler, saçma sapan masaya çıkıp dans etmeler falan. Bu musun sen? Ne yapıyorsun ya? Ya ne var ya? Ne var ya? Kocamın yanındayım. Yanımızda sevdiğimiz insanlar var, ailemiz var. Ne var? Birazcık içtiysem, eğlendiysem. Hem ben senin yanında içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Ferit? He? Ya da söyle bana ya. Sana gülmek, eğlenmek haram de. He? Hadi açık açık söyle. Oho! Nerelerdeyiz biz ya? Nerelerdeyiz? Nerelerdeyiz ya? Sen söyle. Ya ben senin yanında mutsuz olmak istemiyorum. Ben senin yanında doya doya gülmek, eğlenmek istiyorum ya. Kafam hiçbir şeye takmadan doya doya içimden nasıl geliyorsa öyle davranmak istiyorum Ferit. Ben kendim olmak istiyorum ya. Bu musun ya sen? Sen Antepli bir kızsın. Nerede, ne zaman gördün bu ortamı, bu kıyafeti? Böyle mi kendin olacaksın sen? Bu hallere mi sokacaksın kendini? Ferit, ben hala aynı Seyran'ım. Tamam mı? İçim hala aynı benim. Dışıma bunu giymiş olsam ne olacak ya? Ya azıcık ya, azıcık heves etmiş olamaz mıyım? Ha? Ya ben bunu bu yaşımda giymeyeceğim de nerede giyeceğim Ferit? Ben bunu senin yanında giymeyeceğim de nerede giyeceğim? Ben bunu senin yanında giydim ya. Gidip el alemin yanında mı giydim ben bunu? Başkasının yanında mı giydim Ferit? Benim yanımda mı giyiyorsun? Ben delirdim herhalde değil mi? Benim yanımdasın. Odada birlikte miyiz? Dışarıda bir ton insan görüyor seni. Bu soktuğun halde... Ya görüyor da ne oluyor Ferit? Ya bir şey olması gerekmiyor. İlla bir şey olduktan sonra mı konuşacağız? Ya ne olacakmış ya? Ne olacakmış? İstemiyorum ya! İstemiyorum be! Ben karımın böyle saçma sapan kıyafetler giyip... ...böyle deli deli içip masalara çıkıp dans etmesini istemiyorum. Bu kadar. Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Aynen öyle. Yazık, bana yazık ya. Ne bu ya? Ne bu, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin bu halin ne ya? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum artık gerçekten ya. Hayatımda bir kez olsun eğlenmek istedim. Senin yanındayken içimden geldiği gibi davranmak istedim. Ama sonuç bu. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne diyebilirsin ki zaten? Ne diyeceksin? Böyle yaparak beni mutsuz ediyorsun Ferit. Tamam mı? Biz evleneli kaç gün oldu? Bizim tek bir tane bile huzurlu bir anımız yok. Bu normal mi sence? Belki evlilik dediğim böyle anormal bir şeydir ha Seyran? Ne dersin? Hayır derim Ferit. Evlilik bu değil. Sen busun. Sen anlayışsız, bencil, kendinden başka kimseyi düşünmeyen herifin tekisin. Aynen öyle. Buyum ben. Mal bu. İşine gelirse sen de ona göre davranacaksın. Duydun mu? Thank you.
Yetmedi herhalde içtiklerin. Al, bir de bunu dene. Sana ne ya? Sen de karışıyorsun. Suna. Heh. Neden geldin? Gelmezsem ne olur? Ha sen... Sen konuşabiliyor muydun ya? Ha? Sen dilini yutmamış mıydın? Suna şimdi sırası değil. Sırası? Sırası, sırası hem de tam sırası biliyor musun? Ben sana ne yaptım ya? Ha? Ben sana ne yaptım da sen beni suçluyorsun ya? Ha? Ben evlendirildim o manyakla, zorla evlendirildim. Sen mi evlendirildin? Ben evlendirildim. Ben sana ne oluyor ya? Ne oluyor? Tamam kalk git hadi odana. Ya bırak ya. Senin Saffet'ten ne farkın var ya? O manyak Saffet'ten senin ne farkın var? O beni istese de anlayamazdı zaten. Ama sen... Sen anlayabilirsin. Ama anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Ne farkın var ya senin? Senin ne farkın kaldı ondan ya? Suna, tamam sakin olun lütfen. Artık yetti bana bu gece. Hadi odamıza gidelim hadi Suna. Ben mi istedim onunla evlenmek? Bir de beni suçluyorsun ya. Sunacığım. Sanki ben mi yaptım? Günlerdir beni suçluyorsun. Ben mi yaptım? Ben mi dedim onunla evleneyim diye? Ne oldu? Yetmedi biraz daha mı ağlatayım dedin? Ben çok özür dilerim. Seni öyle görünce dayanamadım. Ne yapayım? Ben hayatımda senden başka kimseyi bu kadar sevmedim. O yüzden bünyem alışık değil yani. Hala. Hala bana güvenmiyor musun? Hala inanmıyor musun bana? Hayatta senden başka kimseyi sevmeyeceğimi, yüzümü senden başka kimseye görmeyeceğine inanmıyor musun? Yani hayır. Güveniyorum, inanıyorum sana tabii ki. Kafamın bir yerinde sana
çok inanıyorum. Bunların söylediklerinin böyle olacağını da biliyorum. Ama işte. Ama ne Ferit? Ama ne? Aması yok ki. Bundan ötesi yok ki işte. Bilmiyorum Seyran ya. Gerçekten bilmiyorum. Ben böyleyim işte. Yani günün birinde değişir miyim ya da değişebilecek miyim? Gerçekten bilmiyorum. Değişeceksin Ferit. Değişmelisin. Nasıl olacak bilmiyorum ama değişmelisin. Bak bu böyle olmaz. Böyle yürümez. Bak ben çok yıpranıyorum. Çok üzülüyorum. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ben seninle bir ömür mutlu günler geçirmek istiyorum. Beraber dünyayı gezelim. Çok güzel anılar biriktirelim. Yanımda dans edeyim, eğleneyim. Bu işim o kadar yapamadığım her şeyi senin yanında. Seninle birlikteyken yapmak istiyorum Ferit. Ben çok bir şey istiyorum. Hayır. O zaman ne olur yanımda ol. Bunu hissetmeye o kadar çok ihtiyacım varmış. Girmeyi çok istiyordun yani. Girelim mi? Ne? Şimdi mi? Evet. Ben gündüz giremiyorum. Şimdi nasıl gireceğim? Benle. Benle gireceksin ya. Ne var? Sol kolum sıkıntılı olabilir. Evet, evet, evet. ama sağ kolum aslan gibi. Sağ salim. hem denizin kaldırma kuvveti diye bir şey var derler ya. Geçen işte bir şekilde ne olacak ki? Saçmalama ya. Saçmalama. Ya hadi. Fit altında maya yok. Ya. Hayır gitme. Gel gitme. Ya. Ne mayası ya? Hadi gel. Ya hadi. İstemiyor. Hadi Zeyran, hadi. Biraz daha yatalım. Zeyran hadi ya. Hadi. Beni burada tutamıyorsun. Orada nasıl tutacaksın ya? Hop, dikkat et. Bırakma elimi, tamam mı? Ne oldu Seyran? Sen deniz diyordun, tatil diyordun. Ne oldu? Ya gideceğim mi ki? Gideceğim mi dedin sana? Giyeceğim. İnadına giyeceğim. İnadına giyeceğim. Evet. İnadına. Evet. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Üşüdüm, bırakma beni. Seni çok seviyorum. Bu hayatta benden başka kimseyi sevmeyeceksin, değil mi? Sevmeyeceğim. Ömrümün sonuna kadar sadece seni seveceğim.
Kolay gelsin. Ne oluyor lan? Çok romantiksiniz bakıyor. Ha 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 ha. Çok komiyiz bakıyorum. Günaydın aşk kuşları. Günaydın. Sizde bir haller var ya. Ne oluyor? Hayırdır? Ne haller ne haller. Seyran Hanım dün gece denize girdi biliyor musun? Aa. Seyran sen hani denizden korkuyordun? Hı? Hani? Ablacığım Ferit sağ olsun. Korkuyor morkuyor dinlemedi beni attı denize. Hadi o zaman kalk da bir gündüz gözüyle gir bakalım nasılmış deniz? Ne? Hadi hadi. Hayır ya. Evet. Hadi kalk hadi. Hadi. Tamam geliyoruz. Geliyorum. Kahvaltı için hazırım. Maşallah. Ne kadar güzel olmuşsun. Beğendin mi? Evet, maviş maviş. Çok beğendim. Şov ol sana. Geç kalmayalım. Gidelim. Manzarayı alsın ama şimdiden büyüt. Aa sen de her şeyi biliyorsun ha. Geç biraz seni tek çekeyim. Ha, olur. Geç bakayım. Dur. Güzel mi böyle? Nasıl çıkıyor? Bakayım. Acı güzel. Dur şöyle yaparsan daha güzel olacak aslında. Ne yapıyorsun? Aa bak bakayım havaya. Havaya mı? Yani şey telefona. Ha. Aynen. Şahane. Hadi otur. Şunun bir tadına bakayım. Oy bu eller ne? Bu ne? Bu ne güzel. Afiyet olsun. Güzelmiş. Ferit. Dede aramış. Ben yetişemedim de. Seni aradı mı? Evet. Ne dedi? Mağazayı sordum. Ben de bize uygun değil. Yani mücevher dükkanı açmak için uygun bir yer değil. Tutmayacağız dedi. İş için ikimizi göndermişti. Yani kararı bildirmeden bana danışman da gerekmez miydi sence? Tamam bir dahakine sen verirsin kararı.
Ödeşiriz. Takılma bu kadar. Ne oldu? Okuldan mesaj gelmiş. Hangi okul ya? Kayıt işlemleriniz için bekleniyorsunuz. Başvurunuz onaylandı. Üniversitem okeylenmiş. Nasıl ya? Bir dakika. Ay vallahi de billahi de olmuş. Nasıl ya? Sen... Sen ne ara başvurdun? Nasıl okeylendi ki? Tebrikler, hayırlı olsun. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın. Tebrik ederim. Sana karımla arama girme. Karışma dedim. Ferit, lütfen. Sakin olur musun? Ferit, tamam. Bir sakin olur musun lütfen? Ben sakinim gayet ya. Gayet sakinim Suna. Oğlum hangi yüzyılda yaşıyorsun sen ya? Ha? Sana ne lan? Ferit, yeter artık ya. Kaya'ya teşekkür edeceğine, beni tebrik edeceğine şu yaptığına bak.